Seçim döneminde vaat ettiği halk günlerine Bandırma'dan başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma'da ek hizmet binasında muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelerek Balıkesir'in geleceğine yön vermek amacıyla fikir alışverişinde bulundu. Halk günlerine Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, CHP İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Atak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde faaliyet yapan tüm daire müdürleri hazır bulundu. Başkan Ahmet Akın tek tek vatandaşların derdini, sıkıntılarını, istek ve taleplerini tek tek not aldı. Başkan Ahmet Akın seçim döneminde verdiği halk günleri sözünü tutarak Bandırma'da harekete geçti. İlk olarak Bandırma'da vatandaşlarla istişare yaparak sorunlarını, istek ve taleplerini dinleyen Başkan Akın, Büyükşehir Belediyesi Bandırma Ek Hizmet Binası'nda vatandaşları kabul etti. Selam, nasılsınız efendim? İyi misiniz? Selam, nasılsınız? Saygılar sunuyorum. Saygılar, çok teşekkür ederiz. Selam, tamam. Selam, ne yapıyorsunuz? Vaatleriniz, bunu imzalamanızı istiyorum. Tamam, hiçbirini atmadık, sakladık. Tamam, canımsın, süper. Bak, tarihte görüyor musun? 25.03.1900. Bunları yollamış mı herkese? Evet, herkese yollamış. Tamam, imzalamayacağım. Tamam. Hemen şöyle bir şey yapalım, resim çekinelim. Çekinelim, gel. Buradayız efendim. Murat, bir resim çekinir misin? Aha, dur. Buradayız efendim. Muhtarım burada. Dursun başkanım, sen de gel. Dursun. Gel. Selam, ne yapıyorsun? Malum. Başkanım nasıl? Sağ ol. Başkanım. Başkanım. Sağ ol. Kalemi çalışmıyor. Buraya ben bir geldim. Sen varsın. Sen var. Tamam. Geldim de yolda. Tamam. İnşallah iyi olacak. Çok acil böyle bir şeyimiz yok. Vekili yani. Bazı şeyleri zamana bırak. Ya biz çok sık geleceğiz abi. Hiç. Beraber. Bir de Balıkesir Büyükşehir ile Bandırma Belediyesi birlikte olduğu için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Kuşakent Muhtarı'yım. Bizim Bandırma'nın en büyük sorunu biliyorsunuz. Dursun Başkan'ın da yanında, siz de buradasınız. Kültür merkezimiz. Bütün Bandırma ve mahalle bunu soruyor bize her gün. En büyük sıkıntımız... Bir şey soracağım. Buradaki komşular bütün konuları yakında. Çok kısa bir süre evde. Hatta onayladık şeyini. Ha, çok güzel. Haziran ayında yapıyoruz. Tamam. Yani çok orada sıkıntılar var. Bunu bitiren biz olacağız inşallah. İnşallah. Başka kullandığı konu pandemiden sonra kaldırıldı Büyükşehir tarafından. Onların istekrar verilmesini istiyoruz. Çünkü şehir için o kadar çok kullanıyoruz ki başkanım. Hı. Adliyeye gidiyoruz, belediyeye gidiyoruz, nüfusa gidiyoruz. Şu hastane ziyaretleri de çok oluyor mahalle sakinlerimizde. Hani bunlar tekrar verilirse bize çok çok seviniriz. Onu daha önce de başkanlarımıza gidiyoruz. VTT burada. Sayın Genel Müdürümüz de burada. Bu yol katlarıyla ilgili. Muhtarlar da hep şikayet etti. Bandırma CHP. Öbürkü başka partiydi. Şimdi Allah dolayısıyla duydu. Şimdi ikisi de CHP yaptı. Şimdi hizmette sınır yok. Hizmette sınır yok da bunun sorumluluğu da var. Yani. Binlerle ilgili 1130'un üzerinde muhtarımız var. Sadece muhtarlar girecek oraya. Oralara hani işlerini takip edecekler. Şu verdiğin iş veya konu hangi durumda, süreci nedir? Siz de vatandaşa diyeceksiniz ki bakın bizim elimizdeki belge bu. Bu süreçte olacak veya olmayacak. Bilesiniz. Başkanım izin verir misiniz? Dediler sanki ana yoldan köy girişine kadar olan genişleme. O da çok kötü değil yol ama sen genişlemesini istiyorsun. Genişlemesi yani. Şimdi yol çöktü. Yani engebeler başladı. Eksikler vardı tabii. Yani. Onu kastediyor yani başkanım. Tren yapacağım. Ona bir şey yazılı dilekçe halinde tamam. Evet. Şunu şöyle söyleyeyim. Muhtarlarımızın muhatabı muhtarlık daire başkanı. Yani onun için bir dairemiz var. Şimdi esnaflar daire başkanını kuruyoruz. Hazırlığı sonra öğretmenim.